Elem yetikum nedir? Cehenneme girdikleri zaman dediler ki elem yetikum rusulun minkum yetlun aleykum ayati rabbikum. Size Rabbinizin ayetlerini anlat, it tilavet eden ve yunzirunukum liqa'a yawmikum hadha ve şu gününüzden ötürü sizi e, sakındıran böyle bir gün başınıza gelecek. Böyle bir durum ile karşılaşacaksınız diye uyaran peygamberler, rasuller gelmedi mi? Galu <laughs> bela dediler ki elbette. Çünkü bunu inkar etmenin bir faydası olmadığını gördüler. Allah Azze ve Celle'nin ve onun emrindeki sorgu meleklerinin onların içini dışına çıkardığını, yeri geldiğinde ellerini konuşturduğunu, azalarını konuşturduğunu, dillerini konuşturduğunu, gözlerini hatta derilerini konuşturduğunu görünce قَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Dediler ki biz kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Siz niye bizim aleyhimizde şehadet ediyorsunuz? Ey derim niye benim aleyhimde şehadet ediyorsun? Kalu <laughs> dediler ki اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي şey كُلَّ Her şeyi nutk ettiren Allah. Demek ki bakın her şeyin bir nutku vardır. Her şeyin bir dili vardır ve konuşur. Nasıl gün be gün keşfediyoruz ağacın da tarihi üzerine yazdığını, gün be gün yaşanmış olan hadiseleri kendi içerisinde katman katman biriktirip aslında depoladığını, bunun dilini okuyabildiğiniz zaman bundan 10 yıl sonra nasıl önce nasıl bir mevsim olmuş, 20 yıl önce nasıl bir mevsim olmuş, bunları katman katman ağacın e, kütüğün içerisinde yazılı olduğunu nasıl keşfediyorsak, Allah Azze ve Celle bize arada öğretiyor ki o derilerimizin konuşması üzerinden, Antakana Allahu allazi antaka kull şey. Şu halde bizim hücrelerimiz bile, derilerimiz bile bütün varlığımız ve her şey aslında etrafında gördüğü her şeyin değişimini kendi içerisine de biriktiriyor. Yani bilgi depoluyor. Antakana Allahu gözlerimiz bu gördüğü şeyleri sadece bize yansıtıyor. Bize gösteriyor sanıyorsak yanlış. Ayrıca bir belleğe aktarıyor ve merkezi bir sisteme bağlı oralara da aktarıyor. Bütün bakışların merkezde idraki Cenab-ı Hakk'a uzanıyor. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ absar. Hiçbir basiret Cenab-ı Hakk'ın gücünü, onun şeyini kuşatamaz. Ama Allah bütün basiretleri, bütün görmeleri, algıların hepsini kuşatmış durumdadır. Dolayısıyla neyi nasıl anladık, ne kadar anladık, ne civarda anladık zaten anlamamızı sağlayan da Cenab-ı Hak olduğu için öteye geçince yalan söyleyerek, yemin ederek bunları denediler ve baktılar ki bunların bir faydası yok. O zaman açıklıkla, doğrulukla ikrar etmeyi bari belki dürüstlükten yani iyi halden bir şeyler görürüz ümidiyle böyle davranmaya başladılar. Melekler onlara Kullama ulqiya fiha fawjun cehenneme her konuldukça bir kalabalık yığın sa'alahum <laughs> khazanatuha Oraların bekçileri onlara sordular. Elem yetikum ne diyor? Sizi uyaran gelmedi mi? Muhtemel ki bunlar da Allah'ın yarattığı varlıklar. Öyle onları azap içerisinde kıvranırken görünce kendilerinden bunun ifadesini duyarak belki rahatlatmak istediler kendilerini. Çünkü korkunç bir azap ilerliyor. Korkunç bir azap işletiliyor. O yüzden hani diyelim ki bir ceza uygulanan bir kimsenin yanından geçtiğimizde e, ''Yahu ya senin suçun neydi diye bizim sorma merakımız da aslında onun vereceği cevap üzerinden vicdanımızı rahatlatmak içindir. Ha hırsızlık yaptın, ha adam öldürdün, ha böyle yaptın, İyi iyi der uzaklaşırız çünkü adalet insanı rahatlatır. Dolayısıyla bunlar da Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar. Orada işlerini Cenab-ı Hakk'ın emriyle لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ Asla Allah'a asi olmadan وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ve ne emr olunurlarsa onu yapıyorlar ama yer yer bunu sordular. Cenab-ı Hak haber veriyor. سَأَلَهُمْ <laughs> خَزَنَتُهَا Melekler sordular. Cehennem bekçileri ki bunların sayısının 19 olduğu ayette geçiyor. اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرُ Size bir uyarıcı gelmedi mi? قَالُوا Bela kad ca'ana nadirun. Dediler ki elbette bize bir uyaran, bir uyarıcı geldi. Bela kad ca'ana nadirun fekezzebna. Ama biz yalanladık. Ve kulna ve biz kalktık dedik ki ma enzelallahu min şey. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu tipler özellikle bu ayette konu edilenler kafirlerin hangi cinsi derseniz deist olanlar. Çünkü Allah'ı biliyorlar. Diyorlar ki Me enzelallahu Allah hiçbir şey indirmemiştir. Vahyi inkar ediyorlar. İnsanlara Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği insanlardan aralarından birini seçerek Cenab-ı Hak deistlerin sadece bu ayette ifadesini değil başka ayetlerde de ifadelerini bize aktardı. Diyor ki e kenne lin en evhayna ila raculim minhum. İnsanlardan aralarından birine vahyetmemiz onlara acayip mi geldi? Bunu şaşkınlıkla mı karşılıyorlar? Olamaz öyle bir şey. Cenab-ı Hak yaratmıştır, var etmiştir. Ondan sonra bizi kendi halimize bırakmıştır. Öyle yaşıyoruz. İyi olalım, efendi olalım, beyefendi olalım. insanlığımızı yüceltelim, adam olalım diyen kuralları kendimiz belirleyelim. Süreci kendimiz yönetelim. ...geleceğimizi kendimiz inşa edelim diyen, bundan sonrasına ahirete, cennete, cehenneme dair bu tür bilgilerin hürafe olduğunu... ...çünkü vahiy ile geliyor, onları e, vahiyi kabul etmedikleri için... ...böylece burada kala kalan bir yaklaşım ile Allah Azze ve Celle bunların cehennemden kendi ifadeleriyle, ...kendi seslerini bize işittiriyor. Dediler ki... مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَلٰكِنْ bize uyarıcılar geldiler ama biz e, uyaranları, uyarıcıları, peygamberleri yalanladık. O kulna sallallahu min şey ve dedik ki be, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Dolayısıyla da kendi yaptıkları bu durumla alakalı dediler ki la kunna nesma'u eğer biz kulağımızı verseydik. Ev ne'akilu yahut akletseydik. Birisi vahye bakan yüzüyle vahyi dinlemeyi, nakil ile gelen bilgiyi, diğeri akleden boyutuyla, daha ziyade gözlem ile insanın etrafından izlediği, gördüğü, incelediği ayetleri aklederek neticede her ikisi de insanın akletmesine hitap eden boyutuyla dediler ki laukunna böyle özetlediler. <laughs> İşitseydik yahut akletseydik ma كُنَّا ashabi ashabis sair biz bu ateşin ortasında olmazdık. Öyle kolay bir yerde değiller. Cenab-ı Hak diyor ki inna a'tedna lil kafirin Biz onlara zincirler hazırladık. Ve aghlalan ve bukalar hazırladık ve sa'ira. Ve korkunç bir ateş. Dolayısıyla bu azabın içerisinde o cehennem meleklerinin ...kendilerine bu azabı onlara işletirken muazzam bir işkenceden geçiriyorlar, geçiriliyorlar. Tek tip bir azap da değil. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ hamimin an. Bir yanda irin suları, bir yanda acı sular. سُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ Öylesine sıcaklığı yüksek ki bu içirildikleri sular onların midelerini parça parça et. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ diyor Allah Azze ve Celle. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى <وُجُوهِهِم> Yüzleri üzere ateşte, ateşin üzerinde çekilirler, sürüklenirler. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى <وُجُوهِم> Neden? ذُوقُ مَسَّ <سَقَر> Bu ateşin içerisinde يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ, Ateşin içerisinde sürükleniyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki bu ateşin içerisinde sürüklenirken yüzleri üzere onlara denir ki sakarın azabını dokunuşunu tadın bakalım. Zûkû messe sakar.